2024 Türkiye tarım için bir felaket yılı olarak tarihe geçmiştir. Yanlış tarım politikaları, yüksek maliyetler ve ürünlerin değersizleştirilmesi ülke genelinde çiftçileri krize sürüklemiştir. Üretici yüksek maliyetler ve düşük alım politikaları arasında sıkışmış, emeği içe sayılmıştır. Bu hükümet tarım politikalarıyla yalnızca çiftçiye değil, Türkiye'nin gıda güvenliğine de tehlike yapmıştır. Ve tarımsal üretimi çöküşe sürüklemiştir. Bugün çiftçimizin bankalara ve kredi kuruluşlarına olan borcu tam 1 trilyon TL'ye ulaşmıştır. Biz faiz batağına saplanmış ve traktörleri haczedilmiş çiftçileri izliyoruz. Bu memlekette mazot, gübre ve tarım ilaçlarındaki faiz fiyat artışları üreticiyi boğmuş, girdi maliyetlerini karşılayamayan çiftçi toprağından vazgeçme noktasına getirilmiştir. Türkiye'nin bereketli topraklarında alım teri döken çiftçi göre göre iflaza sürüklenmektedir. Gece gündüz çalışıp maliyetin altında ürün satan çiftçiler hükümetin tarım politikalarının kurbanı olmuştur. Değerli basın mensupları, Tarım Bakanlığı'nın bir sloganı var. Sen üret yeter diye bir slogan atmış. Çiftçimizin de bu ülkenin bakanlığına güvenerek sabırla üretime devam etmiştir. Fakat sonuç hüsran oldu. Ürettiler ama kendilerine bile yetmedi. Çiftçi perişan, tüketici perişan. Bugün tarladan bedavaya alınan bir ürün, işçilik, nakliye ve ambalaj gibi temel maliyetlerle hiçbir aracı olmadan, hiç piyasaya daha sofraya gelmeden en az 10 TL'ye yükselmektedir. Tarladan çıkan ürün maliyetlerle birlikte uçuk rakamlara ulaşırken halk mutfak masraflarını karşılayamayan duruma gelmiştir. Bu millet ne yiyecek? Çocuğuna ne yedirecek? Hükümet bir yandan da yüksek enflasyonla mücadele bahanesiyle elini uzatabildiği sektörlere askı yapıyor. Yani sütle de bundan payını aldı. Ulusal Süt Konseyi aracılığıyla çiğ süt tavsiye fiyatlarına dayatan hükümet süt üreticisini ineklerini kestirip sektörden çıkmaya zorluyor. Bu sayede ilk aşamada kırmızı et arzını arttırarak fiyatları frenlemiş, ancak uzun vadede süt ve et üretiminde büyük bir krizin kapısını açmıştır. Biz hepsini yapacağız. Çiftçimiz de en öne hedefli bir gelecek yöneteceğiz. Diyorum,